Selamlar dostlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda TYT Fizik Genel tekrarı yapacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi gençler bu videoda kariyer meslek yayınlarının yazmış olduğu kitabı kullanacağız. Baştan bunun ee, uyarısını vermiş olayım. Şimdi ilk ünitede biliyorsunuz fizik bilimine girişle alakalı konuşmuştuk. E, fiziğin alt dallarıyla alakalı konuşmuştuk ve fiziğin ne olduğunu tanımlamıştık. Fizik doğayı anlama çabasıydı kısaca. Biz buna duayı anlama çabası olarak yazmıştık. Anlama çabası olarak yazmıştık arkadaşlar. Kitabımız atom çekirdeğinin yapısından başlayarak maddenin özelliklerini, hareketlerini, birbiriyle etkileşimlerini, evrenin yapısını ve oluşumunu inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim dalına fizik dendiğini söylemiş. Hemen geçmiş fiziğin alt dallarına ben de birazcık aşağı indirmiş olayım ve siyah kalem alayım ya da pembe alayım daha iyi olur. Aynen. İlk öncelikle mekaniği konuştuk arkadaşlar. Mekanik biliyorsunuz ışık hızından daha küçük ve çok daha küçük hızla hareket eden ve atoma göre boyutları çok daha büyük olan parçacıkların ve sistemlerin hareketlerini ve durgun hallerini inceleyen daldı bizim için. Kısaca arkadaşlar mekanikle alakalı konuşmak için ışık hızından daha, çok daha küçük hızla hareket edecek ve boyutu da atoma göre çok daha büyük olması gerekecek diyoruz. Örnek olarak makine, uçak, gemi, inşaat mühendisleri gibi meslekler bu alanla ilgili meslekler olduğunu söylemiş bize. Geçtik termodinamiğe arkadaşlar. Termodinamik termo kelimesi ısı demektir. Termo denince arkadaşlar ısı ve sıcaklıkla ilgili bir durumun söz konusu olması gerekir. Isı sıcaklık ilişkisiyle bazı enerji türlerinin birbiriyle bağlantılarını incelendiğini kitabımız bize söylemiş. Hemen devam edelim gençler. Biraz daha büyütmeye çalışayım ekranı geçtik elektromanyetizma arkadaşlar. Elektromanyetizma elektrik yükü ve yüklerin hareketlerini, elektriksel kuvvetleri, madde ve özelliklerini inceleyen bilim dalı olduğunu söylemiş. Örnek olarak da radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların çalışmasında kullanıldığını söylemiş. Yani elektrik elektromanyetizma dediğinde elektrik yükü aklımıza gelmesi gerekir. Elektrik yükü ve bunların hareketleri olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Hareketleri Geçtik optik alanına. Optik bizim için ışık olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Işık ve ışığın yansıma ve kırılması ile alakalı durumları incelediğini söylüyoruz. Örnek olarak ayna, mercek, gözlük gibi araçlar optik yasalarına göre çalışır demişiz. Kitabımızda uzunca uzun bir şekilde olarak ışığın yapısı ve yayılması, yansıma, kırılma, kırınım ve girişim olaylarını incelediğini söylemiş bize. Şimdi katal fiziğine geçtiğimizde ise, dostlarım katal fiziği katı cisimlerle ilgilenen özellikle kristal yapıdaki katıların kalıtsal özelliklerini incelediğini söylüyor. Atom fiziği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Atom fiziği yine adı üzerinde atomun bir çekirdek ve elektronlar içeren bir sistem olan olarak ele alan fizik dalı olduğunu söylemiş. Atomlarla ilgileniyoruz. Nükleer fizikte de atomun çekirdeğini, çekirdeğin özelliklerini ve yaptığı ışımaları inceleyen fizik dalı olduğunu söylüyoruz. Burada genellikle 6 ve 7. fiziğin alt dalları yani atom fiziği ve nükleer fizik çok fazla karıştır karıştırılan iki dal olduğunu söylüyoruz. Bir tanesi atomun kendisiyle ilgilenirken diğeri de çekirdek tepkimelerini ve reaksiyonlarını incelediğini söylüyoruz arkadaşlar. Çekirdek kelimesini unutmayalım. Son olarak yüksek enerji ve plazma fiziğinde de atom altı parçacık parçacıkları incelediğini söylüyoruz arkadaşlar. Temel parçacıkların özelliklerini birbiriyle etkileşimlerini tespit etmek ve evrenin oluşumunu açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yaptığında söylemiş bulunuyoruz. Hemen bir sonraki sayfamıza geçtiğimizde dostlarım fiziksel niceliklerin sınıflandırılması olayına başlamış oluyoruz. Fiziksel, nicelik, fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasında bir fiziksel olayı sayısal olarak tanımlayan rakamsal değerlere biz fiziksel nicelik ismini veriyoruz. Biliyorsunuz bazı temel büyüklük ve türetilmiş büyüklüklerden bahsetmiştim derse anlatırken temel büyüklükleri kısaca kısa muz şeklinde ben kodlamıştım arkadaşlar. Bunların baş harfleri bir anlam ifade ediyordu. Kısamız K'daki kütle I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z de zamanı sembolize ediyordu bizim için. Sınavda aklımıza tutmak amaçlı böyle e, aklımıza tut gelebilmesi için kısamız olarak kodlamıştım ben bunları. Şimdi aşağıda SI birim sistemlerine göre bize bir tablo verilmiş. Bu arada temel büyüklüklerin ne olduğunu söylemiş kitabımız. Temel nicelikler herhangi bir çıkarından gelmeyen ve içinde başka bir büyüklüğü barındırmayan niceliklerdir. Yani tek başına bir anlam ifade eden niceliklere biz temel büyüklük ismini veriyoruz arkadaşlar. K'daki kütle olduğunu söylemiştim ve sembolünün küçük m ile olduğunu biriminin de kilogram olduğunu SA birim sistemine göre söylemiş oluyoruz. Uzunluk L ile gösterilir ve birimi... Ee, metredir arkadaşlar. Zaman T ile gösterilir. Yine saniyedir. Sıcaklık büyük T ile gösterilir ve birimi Kelvin'dir. Bazı arkadaşlar bunu Celsius olarak aklına tutmuşlar. Yalnız buradaki SI birim sisteminde sıcaklığın birimi Kelvin olduğunu söylüyoruz arkadaşlar unutmayalım. Akım şiddetinin amper olduğunu, ışık şiddeti, kandela ve madde miktarında gençler mol olduğunu ve bir sembolünün de ne olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi geçtik türetilmiş büyüklükler arkadaşlar. Aslında türetilmiş büyüklükler de temel büyüklükler yani kısa muz dışındaki bütün büyüklüklere biz türetilmiş büyüklükler ismini veriyoruz. Türetilmiş büyüklükler bir temel büyüklük yardımıyla ifade edilebilir. Yani tek başına bir anlam ifade etmeyen niceliklerdir. Hemen kitabımızın ne söylediğine bakalım arkadaşlar. Türetilmiş nicelikler temel niceliklerden çıkarılmış ve onlara bağlı temelleri ifade eden nicelikler olduğunu söylüyoruz. Şimdi birkaç tane örneğimizi burada görüyoruz arkadaşlar. Örneğin güç birimi power'dan gelen P sembolü olarak söyleniyor. Metrekare bölü saniye küp olarak verilmiş. Kuvvet F ile sembolize edilmiş, sembolize edilmiş ve metre bölü saniye kare olarak söylenmiş gençler. İş, basınç, frekans, özkütle, sürat, manyetik alan, elektrik yükü, bunların hepsi başka bir temel büyüklükte ifade edilebilen büyüklük çeşididir diyoruz. Şimdi bunlar da kısa kısa geçtikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla konumuz var hepsini çok detaylı bir şekilde değil de yüzeysel ve hatırlatma amaçlı bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hemen skaler büyüklükler ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar skaler büyüklükleri de bir sayı ve sayının yanında da bir birimle eksiksiz olarak tanımlanabilen büyüklüklere biz skaler büyüklük ismini veriyoruz gençler. Nedir bu skaler büyüklüklere örnek? Kütle bir skalerdir arkadaşlar. Kütlenin bir yönü yoktur. Yönsüz, yönsüz olan büyüklüklere de biz skaler grubuna almış oluyoruz arkadaşlar. Uzunluk, sürat, enerji, öz kütle, sıcaklık gibi örnekler bunlara örnek skalere örnek olarak verilebiliyordu. Skaler yönsüz, bir sayı ve sayının yanında da bir birimle ifade edilebilen niceliklerde unutmayalım. Son kez söylemiş olalım. Bundan sonra sanırım vektörel olması gerekiyor. Aynen öyle. Vektörel büyüklüklerde gençler sayı ve birimin yanında da bir yön olarak, daha doğrusu bir yönle belirtilen doğrultu ve yönle belirtilen eksiksiz tanımlanabilen büyüklüklerin olduğunu söylüyoruz. Hız, kuvvet, ivme ve yer değiştirme vektörel büyüklükler olarak söyleniyor. Şimdi burada karıştırılan iki farklı nicelik var arkadaşlar. Bunların da hemen altını çizmiş olayım. Birincisi sürat, ikincisi de hız. Sürat arkadaşlar hızın büyüklüğüdür. Yani skaler olarak söylenebilir. Baş harflerinden aslında aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. S Sürat ve skalerdir diyebiliriz. Diğeri de hız, bunun da bir yönü vardır, birim ve büyüklükte ifade edilir. Hız da bizim vektörel niceliğimiz olmuş olduğunu söylüyoruz. Hemen aşağıda başka bir örnekle devam etmiş kitabımız vektörel bir büyüklüğün gösteriminde başlangıç noktası, doğrultusu, yönü, şiddeti yani büyüklüğü olan doğru parçalı kullanıldığını söylüyor. Bunları da aklımızda tutalım arkadaşlar. Şimdi ilk üniteyi böylelikle bitirmiştik gençler. Sonrasında da ikinci ünite olarak, bir ikinci bölüm olarak daha doğrusu madde ve özellikleri konumuz yer alıyordu. Madde ve özelliklerine maddenin ortak özellikleri, kütle nedir, sıcaklık nedir ve bunlarla alakalı öz kütle işlemler yaptığımızı hatırlıyorsunuzdur. Eğer izlemediyseniz bu konuların ayrı ayrı detaylı videosunu kartlar kısmından ulaşabilirsiniz dostlarım. Madde ve özelliklerine geçtiğimizde maddenin tanımını yapmış kitabımız doğal olarak boşlukta yer kaplayan kütlesi olan duyular ile algılanabilen eylemsizlik özelliğine sahip en az bir tanecikli her türlü yapıya biz madde ismini veriyoruz. Boşlukta yer kaplaması gerekiyor. Duyularımız da algılanabilmesi gerekiyor ve eylemsizlik özelliğine sahip olması gerekiyor. Ve tanecikli bir yapıda o olması gerekiyor maddenin. Madde biliyorsunuz ki katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinde bulunduğunu da biliyoruz. Hemen maddenin ortak özelliklerine geçtiğimizde her maddede bulunması gereken özellikler diyeceğiz. Her maddede olması gereken özellikler olmalı şeklinde yazalım. Her maddenin bir kütlesi, bir hacmi, bir tanecikli yapısı, bir eylemsizliği ve boşluklu yapısı olması gerekir madde olarak tanımlanabilmesi için. Aşağıya geçtiğimizde dostlarım Ayırt edici özellikler olarak yani her maddede bulunmayan, maddeye özel, unik olan şeylerden bir tanesi öz kütle. Her maddenin öz kütlesi biliyorsunuz farklıydı. Erime sıcaklığı, iletkenlik, öz ısı ve çözünürlük gibi değerleri her maddenin kendine hastır diyebiliyoruz. Maddenin hallerine geçtiğimizde arkadaşlar, katı halinde maddenin biliyorsunuz en düzenli haliydi. Tanecikler arasındaki boşluk en azdı ve tanecikler sadece titreşim hareketi yapabiliyorlardı. Sıvı da katılara göre biraz daha düzensiz bir halde. Tanecikler arası boşluk katılara göre çok daha fazlaydı. Tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapıyordu. Gaz haline geçtik arkadaşlar. Gaz halinde maddenin en düzensiz hale olduğunu söylüyoruz. Taneciklerin hem öteleme hem dönme hem de titreşim hareketlerini rahatlıkla yapabileceğini söylüyoruz. Ve tanecikler arasındaki boşluğun en fazla olduğunu zaten otomatik olarak söyleyebiliyoruz. Şimdi çok karıştıran bir hal plazma haline geçtiğimizde gençler. Plazma hali helyum argon gibi soy gazların iyonize olmuş hali olduğunu söyleyeceğiz. Isı ve elektriği iyi ilettiklerini söyleyeceğiz. Evrende en fazla maddenin plazma halini bulduğunu söyleyeceğiz. Örneğin şimşek bir plazmaya örnek olarak verilebilir. Daha doğrusu evlerimizde teknoloji kaygıtı olarak eskiden biliyorsunuz şimdi kalmadı da plazma TV'lerin var olduğunu bili bili biliyoruz. Buradan plazma halinin aklını aslında aklımızda tutmamız mümkün olacak. Sonrasında arkadaşlar kütleye geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Madde miktarı olarak daha doğrusu değişmeyen madde miktarı olarak tanımlanır kütle. Temel bir büyüklük olduğunu söylemiştik. Bir skalerdir. Bulunduğu yere göre değişmeyecektir. Madde miktarı hal değişimlerinden etkilenmez. Kütle ölçümü terazi ile eşit kolu terazi ile tartılır arkadaşlar kütle Eserde kütle birim sisteminde SI birim sistemindeki kütle birimi de kilogram olduğunu söylüyoruz bu konunun izinde bilinmesi gereken bir diğer en önemli hususlardan bir tanesi de gençler çevirimlerdir en son maddede sanırım küçük bir yanlışlık yapılmış 1 ton 1000 kilograma eşittir 1 gram 10 üzeri eksi -3 kilogram ve 1 miligram da 10 üzeri eksi -6 kilograma eşit olduğunu kısaca söylüyoruz hemen vakit kaybetmeden devam edelim Geçtik hacime gençler. Hacim bir maddenin boşlukta kapladığı yere hacim ismini veriyoruz ve V ile gösterimini sağlıyoruz. Türetilmiş bir büyüklük olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Skalerdir. Maddenin sıcaklığına ve bulunduğu yerdeki basınca bağlı değişim gösterebilir. Esadaki birimi metreküp olarak söylüyoruz. Sıvılar içinse litreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da çevirimlerden söz edilmiş. 1 desimetreküp 10 üzeri eksi 3 metreküp, 1 santimetreküp 10 üzeri eksi 6 metreküp ve 1 lisede 1 küpe eşit olduğunu bize kitabımız söylemiş. Sonrasında bu konudaki en önemli noktalardan bir tanesi de gençler. geometrik şekillerin hacim hesaplamalarıydı. Tekrardan uyarıda bulunmuş olayım arkadaşlar. Eğer bu konuları detaylı biçimde çalışmadıysanız kanalda bu konuların detaylı biçimde videoları mevcut izleyebilirsiniz. Geometrik şekillerin, daha doğrusu düzgün geometrik şekillerin hacimlerinin nasıl hesaplandığında biz anlatmıştık arkadaşlar. Elimizde bir küp olmuş olsun. Kübün biliyorsunuz ki bütün ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. Tek bir ayrıtı uzunluğuna biz a dersek bütün ayrıt uzunlukları bizim için aya eşit olacaktır. Ve kübü de daha doğrusu hacim hesabını arkadaşlar genel olarak hemen yazmış olalım. Taban alanı ve yüksekliğin çarpımı olarak söylemiştik arkadaşlar. Bunu küp için yapacaksak taban alanı a kareye eşit. Yüksekliği de a olduğundan arkadaşlar toplamda hacim hesabını ve küp için yazalım. Kübün hacmini biz a küp şeklinde buluyorduk. Şimdi diğer geometrik şekillere geçtiğimizde biraz daha küçültme şansım olursa eğer silindirde arkadaşlar silindirde tekrar taban alanı çarpı yükseklik e, formülünü uygularsak eğer taban alanı bir dairedir. Pi re karedir. Yüksek, yükseklikle çarptığımızda yükseklikle çarptığımızda pi re kare haşa eşit işte olmuş olacak. Küreninki biraz değişikti arkadaşlar. Küreninki sadece başına 4 bölü 3 pi çarpı re küp olduğunda söylemiştik. Bunlar birazcık ezber gençler. Bunlar bu konu nezdinde bilmeniz gereken önemli noktalar. Aslında arkadaşlar zaten bu videoyu çekmekteki amacım konuların ayrı ayrı bilinmesi gereken en önemli noktalarını size göstermek istemem. Şimdi geçtik dikdörtgenler prizmasına gençler. Dikdörtgenler prizmasının hacmini de yine tabalanını çarpı yükseklik biçiminde yazarsak 3 ayrıtının da ayrı ayrı çarpımına eşit olduğunu söyleyeceğiz ve A çarpı B çarpı C olduğunu rahatlıkla söylemiş olacağız. Peki düzgün şekilde olmayan katı cismin hacmini nasıl ölçeceğiz? Suda çözülmeden suda, suya batan katılar hacimleri kadar suyun yer değiştirmesi neden olacaklardır. Bu sebeple düzgün şekilde olmayan katıların hacmi bu yöntemle hesaplanabilir. Yani örneğin bir taşın hacmini rahatlıkla ölçebiliyoruz arkadaşlar. Katı madde suda çözülürse ölçülen hacim katı maddenin hacminden daha küçük olduğunu söylemiş. Kum gibi küçük tanecikli katıların hacimleri su ve dereceli silindir yardımıyla bulunacağını söylemiş. İlk sistem arkadaşlar taşırma kabı ikinci sistemde dereceli silindir olduğunu söylüyoruz. Onlarla alakalı da bir minik örnek yapalım hemen. Dereceli silindir yöntemi de gençler suyu belli bir santimetre küpe kadar örneğin V3 hacmine kadar doldurduğumuzu düşünelim. Biz içine gö düzgün olmayan geometri şekildeki bir cisme attığımızda örneğin bir taşı bıraktığımızda V4 hacmine kadar su yükseldiğini görürsek arkadaşlar aradaki fark daha doğrusu cismin hacmini bulmamız için son hacimden ilk hacmi çıkardığımızda gençler cismin hacmini hacmini bulmuş oluyoruz. Belli bir yükselme sebep olacağından dereceli sinirdeki su hacmi su seviyesi belli bir yüksekliğe sahip olacağından aradaki fark düzgün olmayan geometrik şeklin hacmine eşittir diyoruz. Taşırma kabı yöntemine geçtiğimizde ise arkadaşlar, cisim hacmi dereceli kaplarla ölçülmeyecek kadar büyükse, ölçüm sıvı ile tamamen dolu herhangi bir kap yardımıyla yapılabiliyor. Cisim sıvının içine tamamen battığında kaptan cismin hacmi kadar sıvı taşıacağını söylüyoruz. Örneğin, taşma seviyesi şu kısma kadar olan suyu doldurduğumuzda kabımıza ve biz cismi içine attığımızda Yer değiştiren sıvının hacmi aslında cismin hacmine eşit olmuş oluyor. Yani taşan sıvının hacmi burada cismin hacmine eşit olduğundan böylelikle de çok büyük ölçekli, çok büyük hacimli, düzgün olmayan bir geometrik şeklimizin hacmini ölçmüş oluyoruz arkadaşlar. Not kısmına baktığımızda ise Sıvılar bulunduğu kabın şeklini aldığı için sıvı maddenin hacmi kabın hacmine bağlı olarak hesaplanır. Kapalı bir kaptaki gazın hacmi kabın hacmine eşit olduğunu bize söylemiş dostlarım. Geçtik bu konudaki aslında en çok soru çıkan bölüme yani öz kütleye. Öz kütle bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle olduğunu söylüyoruz. Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bunu zaten başta anlatırken söylemiştim. Her maddenin öz kütle değeri birbirinden farklıdır. Şimdi küçük d biz bunu gösteriyorduk arkadaşlar. SA'daki birimde kilogram bölü metreküp olduğunu da söylemiştik. Öz kütle daha çok gram bölü santimetre küp veya gram bölü litre birimleri olarak kullanılır. Daha çok sorularda gram bölü santimetre küp olduğunu zaten göreceğiz. Öz kütleyi kütlenin hacme oranı şeklinde bir söyleyebiliriz arkadaşlar. Öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim şeklinde uzun bir şekilde yazılmış. Bunu da aklımızda dede muzu böl ver şeklinde küçük bir şekilde kodlamamız mümkün. Peki bunun grafiği nasıl olacaktır? Grafiği de arkadaşlar aradaki açı değerinin eğimi daha doğrusu şuradaki açı değerine biz alfa dersek buradaki tanjant alfa arkadaşlar bize öz kütle değerini vermiş olacak. Bakıldığında karşı bölü komşu yani m bölü v olduğunu görüyoruz ve bu da öz kütle değerine eşittir gençler. Öz kütle verilen grafikte düzgün doğrusal biçimde artmış. Yani v hacmine m kütlesi düşmüş. 2v hacmine 2m ve 3v hacmine de 3m kütlesi düştüğünü grafikte görebiliyoruz. Aşağıdaki açıklamalara bir göz atmak istediğimizde arkadaşlar kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verdiğini anlatmıştım. Sabit sıcaklıkta katı bir maddenin hacmi arttıkça kütlesi de artacaktır. Yani maddenin kütlesi ile hacmi doğru orantılıdır. Bakıldığında arkadaşlar m bölü v olarak söylendiğinde hacim eğer artarsa öz kütlesi düşecektir. Eğer hacim miktarımız daha doğrusu kütle miktarımız cismimizin artarsa öz kütlesi de artacağını buradan formülümüzden rahatlıkla görebiliyoruz. Bir sonraki sayfada da arkadaşlar karışımların öz kütlesinin nasıl hesaplandığını görüyoruz. Birbiriyle homojen olarak karışabilen maddelerde öz kütle değeri bulunurken toplam hacimdeki toplam madde miktarı değerine bakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar eğer iki farklı elimizde homojen karışan bir sıvı varsa bu homojen karışımın biz öz kütle değerini toplam kütlenin artık ne kadar varsa toplam hacme oranının olduğunu söylemiş oluyoruz gençler. Geçtik bir diğer konuya arkadaşlar. O da dayanıklılık konusu. Hemen daha güzel bir rengimi almaya çalışayım. Dayanıklılık konusu arkadaşlar. Dayanıklılık katı cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvete karşı özelliklerini kaybetmeden gösterdikleri direnç olarak karşımıza çıkacak. Şekil ve boyutuna yapıldığı maddenin cinsine ve sıcaklığa göre değişir. Dayanıklılık çok farklı parametrelere çok farklı değişkenlik gösterebiliyordu. Biz bunu direkt aslında Kesit alanı bölü hacim değil de 1 bölü haş kuralıyla kısaca bulma şansımız vardı arkadaşlar. Soru çözüm videolarında izlemenizi tavsiye ederim. Bu konuyla alakalı bir adet sanırım bir soru çözüm videosu yapmıştım. Notumuzda diyor ki bir cismin boyutları arttıkça kesit alanı hacim oranı küçülür. Bu da dayanıklılığın azalması anlamına gelir. Örneğin bir zürafanın bir karıncaya göre dayanıklılığı çok daha küçük olacaktır. Çünkü zürafanın haş oranı yani boyutu çok daha büyük olduğundan ve... Dayanıklılık da boyuta nazaran ters orantılı olduğundan arkadaşlar zürafanın dayanıklılığı çok daha küçük olmuş oluyor. Yani dayanıklılık aslında bizim haşımıza yani yüksekliğimize bağlı bir değer olmuş oluyor. Düzgün geometrik şekillerdeki dayanıklılık hesaplarına baktığımızda gençler burada benim 1/ bölü haş kuralım tekrardan gözümüz önüne gelecek biliyorsunuz dayanıklılık uzun olarak kesit alanı bölü hacimle bulunuyordu burada küp olarak elde ettiğimizde daha doğrusu küpe örnek verdiğimizde arkadaşlar kesit alanımızın a kare ve hacmimizin de a küp olduğundan gerekli sadeleştirmeler yapıldığında 1 bölü a yani 1 bölü h kuralının çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde silindiri de dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim olarak hesapladığımızda ve kesit alanında pi r kare olduğunu söylediğimizde arkadaşlar biliyorsunuz hacmi de dersin başında pi r kare h olduğunu söylemiştik. Pi r kare h olduğunu söylediğimizde Cevabımız tekrardan 1 bölü h olur. Tekrar küre için son kez yapayım arkadaşlar. Dayanıklılığımız kesit alanı bölü hacimle doğru orantılıydı. Sonrasında kesit alanımız pi çarpı r kare ve hacmimiz de 4 bölü 3 pi r küp olduğunda gençler gerekli sadeleştirmeler yapıldığında 3 bölü 4 r olarak biz küremizi farklı biçimde dayanıklılığını bulmuş oluyoruz. Notumuza göz gezdirelim gençler. Katılarda dayanıklılık, uygulanan kuvvetinin etkisine bağlı olarak basmaya dayanıklılık, germeye dayanıklılık, sıkıştırmaya dayanıklılık şeklinde adlandırıldığını kitabımız bize söylemiş. Şimdi geçtik bir diğer önemli hususa kohezyona yani birbirine tutma kuvvetine. Kohezyon bir sıvının aynı cins molekülleri arasındaki birbirini çekme kuvvetine kohezyon denir. Şöyle ki arkadaşlar örnek vermek gerekirse su damlasının küresel yapıda olması kohezyon sayesindedir. Koezyonun aynı cins moleküller arasında gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Adezyona geçtiğimizde adezyon yapışma yani çekim kuvveti olarak adlandırılır. Farklı cins moleküller arasında oluşan çekim kuvveti ile moleküllerin birbirine yapışmasına adezyon dendiğini söylüyoruz. Örnek olarak yağmurdan sonra su damlalarının cama yapışması verilmiş. Aşağıda şekil olarak örnek verilmiş arkadaşlar. Ona bir göz gezdirmeye çalışalım. Örneğin ilk kabımızda bir su olduğunu görüyoruz ve suyun U şeklini aldığını görüyoruz. Burada arkadaşlar suyun şu kenarlarda olan cama yapışmasının çok daha fazla olduğundan dolayı yani buradaki adezyon kuvvetlerinin farklı cins moleküllerin çekim kuvveti yani daha doğrusu yapışmasının kohezyondan büyük olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki cam kenarlarına su tutunmuş ve bir U şekli oluşmuş. Hemen burada civa kubbe şeklini oluşturmuş arkadaşlar. Yani ters U şeklini oluşturmuş. Burada da aynı cins moleküller olan kohezyon kuvvetinin adezyon kuvvetinden büyük olduğunu söylememiz mümkün. Bu konuda bir diğer husus da yüzey gerilimidir dostlarım. Yüzey gerilimi yüzeydeki moleküllerin kohezyon etkisiyle içe doğru çekilmesi sonucunda sıvı yüzeyinin bir zar tabakası varmış gibi olması yüzey gerilimi denir. Yüzey gerilimine örnek olarak böceklerin su üzerinde yüzmesini daha doğrusu su üzerinde durmasını örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Su yüzeyi bir zar tabaka şeklinde oluşturduğundan böcekler bunun üzerine rahatça durabiliyorlardı. Bunu örnek olarak sanırım konu anlatım videomda söylemiştim. Burada yüzey gerilimine örnek vermişler arkadaşlar. Bir yaprağın su yüzeyinde kalabilmesi, bazı böceklerin su üzerinde yürümesi yüzey gerilimi sayesinde olduğunu söylemiş. Yüzey geriliminin etkilendiği faktörler nelerdir diye soracak olursanız sıcaklığın artması yüzey gerilimini düşürücü bir etkidedir. Deterjanlı ve sabunlu sular yüzey gerilimi düşünürler, düşürürler. Tuzlu suyun yüzey gerilimi çok daha fazla olduğunu söylemiş. Hemen geçtik kılcallık olayına dostlarım. Kılcallık Adezyon kuvvetinin koezyon çekim kuvvetinden büyük olması durumunda ince bir boru içindeki suyun boru çeperleri tarafından çekilerek adezyonun sıvı ağırlığı ile dengelendiği noktaya kadar yükselmesi. Bu olaya biz kılcalık olayını kılcalık ismi vermiş oluyoruz arkadaşlar. Örnek olarak gaz lambasının fitilinde yükselen gaz yağı ağaçların üst yapraklarına kadar suyun taşınması kılcallık olayı sayesinde olduğunu söylüyoruz. İlk şeklimize baktığımızda gençler şu birinci şeklimiz olursa eğer adezyon kuvvetlerinin burada kohezyondan büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü farklı cins moleküller birbirine tutulmuşlar. İkinci şeklimizde de gençler yine civa örneği verilmiş. Burada kohezyon kuvvetlerinin adezyon kuvvetlerinden fazla olduğunu söylüyoruz. Çünkü aynı cins civa molekülleri birbirine tutulmuş ve bir kubbe yapısı oluşturulmuş. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İkinci genel tekrar videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.